Evet. Burası panayır gibi. Diğer tam burada da bir tane tır denk getirmesek olmaz. Scania V8 motor. Arkadaş da bayağı çığırıyor. Herhalde burada yelkenlilerin şampiyon takımını gösteriyor. Benim bisiklet de burada. Nakliye aracımız. Il nostro Johnny Romano Solcia. Romano Solcia geliyor. Şampiyon. Şefi bu şef, amir. Ali Grizzi, Tito e Sergio. Evet. Ama sen ne ki quando cosa sei arrivati? No, non lo sai. Per noi la vittoria. Evet. Teknik direktörü bu da. Teknikten. Alla regolazione delle delle vene Andrea e Matteo. Ragazzi, non sembra tappano terme, per favore. All'albero che si resta intero, Rocco il Max! Kaptanı geldi, kaptana. Metti quella della allora ecco. Charles kaptanları takım komple. Approva, ocho approva. Kaçıncı olmuş bilmiyoruz ama. Vedemo se cave studia. Quella sera approva. Kesin derece almış. Vabbè. Quel che se la punta, la punta, la prova. Matteo e Luca! Şaka yaptı abi. Signori, sono emozionato, mio compaesano, un grande della vela, Erico l'equipaggio, eh? Il nostro tattico, Mauro Pedaschia! Yaşlı kurt da geldi. Pronti! Allora è tutto pronto, signori e signori. Abbiamo la bottiglia.
Bunlar hep tek yelkenli. Tek yelkenliler. Ha, ileride çift yelkenliler de var. Karışık ya. Bu taraf hep tek yelkenli tekne. Bak alkolle bunlar kutlama yapıyorlar. Su niyetine alkol içiyorlar. Yanacağınız, yanacağınız. Burada yaşayın, sıkıntı yok. Evet, bu çift yelkenli. Yüzlerce var, yüzlerce yelkenli var burada. Yüzlerce yelkenli. Evet. Şu siyah beyazı, siyah beyazı ne kadar çok bu. Tabii siyahla beyaz aslına bakarsanız asil renk. Diğerleri hep ara renk. Ama ben kırmızı beyazı daha çok tercih ederim. Bir tane Türk tekne bulamadım ha. Türk yelkenli. Şu ana kadar göremedim. Bir tane de Türk bayrağı göremedim. Benim bisiklete mi assam acaba bir tane Türk bayrağı? Bir de yelken taksak. Benim bisiklet ama denizde duramayız. Bak bu tekne de tek yelken ama bunun yelkeni de çok büyük. Yani uzun. Yelkeni uzun. Burada trafik sıkıştı. Kalabalık. Burada bitireyim arkadaşlar. Ama şu yelkenli tekne bayağı göz alıcıymış. Hemen hemen en yüksek yelken burada galiba. Neyse videoya devam edelim. Başka bir yerde. Yine teknelere devam edelim. Bu şekilde tekne iç dizayn, koltuk vesaire malzemeleri. Dikkatten burada hem yarışma var hem festival gibi. Festival yani. Festival de diyebiliriz. Festivali bak. Yelkenli festival. İtalya Yelkenli Festivali diye başlığımızı atarız. Bu şekilde saat burada tabi öğleyi öğle civarı kafayı çekmeye başladı bunlar. Evet, şu teknenin de yelken bayağı yüksek. Sakallara bak baba.
Festivalde 2 saat video yapsak herhalde kafi gelmez. Çok güzel görseller var. Ben tepekte böyle buranın merkezine gireyim. Merkezinden bir 360 çekim yaparım. Abinde güvenlik herhalde. Bir tane Scania tır denk geldi. Şimdi de Lexus'un 2022 model tam elektrikli. Aracını da showroom'un gibi tanıtıma getirmişler. Lexus VZ450. Özelliklerine bakalım. Elektrik. Bu kadar içine girmeyin gençler. Ne var bunda? 3 sene sonra bu araba 3. 2 versiyon veya da 3 modeli çıkmış oldu. Ne gerek var bu kadar bakma. Neyse, binalara dönelim. Burada kaldık. Bu şekilde. Biraz hızlı bisikletle çekim yapalım. Hem gezelim. Bisiklet gezisi. Hem
şekilde çekim yapalım. Artık bisiklette giderken çekim yapmak yasak değildir herhalde. Bu şekilde hızlı bir festival turu yapmış oluruz. Allah! Laka varmış. Lakayı görmedik. Ortada bir tane ülke depo var. Depo çekiliyor. Bina da bayağı bir eski. Polis de geçiyor arada. Bu ne? 2072. Buradan bakalım ne çıkarmışlar. Denizden çıkardıkları malzemeler. Kesin bunlar çöp. Denize çöp atmak demek istiyorlar. Kirletmeyin, pislik yapmayın. Çöpü de çekmiş olduk. Ayrıca burada demek ki iyi işlekli cadde burası. Restoranlar da var. Burada başka bir cihaz tanıtı var. Köpeğe. Başka bir köpeğe meydan okuyor. İkisi de aynı boyda. Arada vinci de görüyoruz yani. İlla çalışmalar yapıyor. Kıyafetler. Bu şekilde arkadaşlar. Yine bu alana, bu meydana çekmiş olduk. Burasının generali çok fazla varsa generali meydan olsun. Burada bir tane abim çekim yapıyor. Güneşe karşı çekmiş. Geçmiş. Konuşuyor. İşte profesyonel çekim. Biz tek başımıza bu kadar yapabiliyoruz. Hakikaten çekim yapmak pek kolay iş değil. Eğitimini alamadan yapabildiğimiz, bizim yapabildiğimiz bu kadar arkadaşlar. Herhalde şunu da göstereyim. Sonra bu videonun bu kısmını kapatayım. Burada bir yazı var.